Evet, şimdi bu haberi biraz daha ayrıntılandıralım. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin telefon attığımızda. Sayın Girgin merhaba. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Efendim şimdi bir yıl ertelensin diyorsunuz bu ödemeler. Hazine garantili projelere yapılan ödemeler. Ekonomiyi rahatlatır mı? Neler söylersiniz bu konuda? Ve aynı zamanda bir yıl ödeme yapılmazsa örneğin halka dönüşü ne olur bunun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda ülkemizde en kazançlı olanlar devlet ile hazine garantili iş yapan şirketler. Şimdi vatandaşlarımız bir tarafta evden çıkmıyorlar. Evde kal çağrıları yapılıyor herkesinden. Ama hem evde kalacaksın hem de aç kalmayacaksın. Nasıl olacak bu? Böyle bir dönemde çalışanlar sıkıntılı. Gündelik yaşamını ayakkabıcılığı yaparak, temizliğe giderek, simit satarak geçindirenler sıkıntılı. Esnaf kepenk kapattı ama borçlar devam ediyor, kiralar devam ediyor, sıkıntılı. Çiftçi bir taraftan kötü yürütülen tarım politikaları, bir taraftan salgın nedeniyle sıkıntılı. Yani her kesim sıkıntılı. Böyle dönemde ne yapmamız lazım? Sosyal devletin gerekliliğini yerine getirmemiz lazım. Ama iktidar hazinenin barutunu geçen yıl bitirdi. 46 milyar liralık kepen parasını bütçeye koydu. Ve 2020 yılı için şu anda 19 milyar lira geçiş ve yolcu garantili şirketlere para ödenecek. Ama böyle bir dönemde esnaf kardeşim sen canını sıkma ben varım. İşçi kardeşim canını sıkma ben varım. Ey işsiz kardeşim canını sıkma ben varım demesi gereken devlet ne yapıyor? Siyasi iktidarın yetkilileri çıkıyor vatandaşa IBAN numarası veriyor. Bir Türkiye, bir de Sudan. Bunların dışında vatandaşına el açan bir devlet yok. El açan değil, el uzatan bir devlet olmak zorundayız. Peki Sayın Girgin siz bu böyle bir kampanyayı dönemde de nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsan Yani isteme üzülüyor hazinede, bu garantili ödemelerden dolayı. evet yani hazinede para mı yok? Bu kampanyayı nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Evet, hazine tam takır. Tam takır, kuru bakır. Yani devlet böyle zamanda el uzatacağını vatandaşına tam tersi el açıyor. Bir örnek vereyim. Mesela 2018 yılında 6 milyar, 2019 yılında 9,7 milyar, 2020 yılında da 18,9 milyar lira hazineden para ödenecek. Kime? Şirketlere. Ne demişlerdi bu hazine garantili köprü, yol gibi, hastane gibi yerler için? Devletin cebinden kuruş para çıkmayacak demişlerdi. Doğru, kuruş çıkmıyor ama milyar milyar çıkıyor. Şu anda vatandaş evde kalıyor ama o köprülerin, o yolun parasını ödüyor. Şimdi bu paraya şu anda, şu süreçte o şirketlerin değil vatandaşın ihtiyacı var. Ne yapılması lazım? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bir yıl boyunca bu geçiş garantili yol ve köprülerle ilgili hazine garantili bütün ihaleler ertelenmeli ve bunlar TL'ye çevrilmeli. Yani bunun zamanı şimdi. Bu paraya şimdi en fazla çiftçiler ihtiyacı. Mesela ben şu anda Fethiye'deyim, Seydikamer'deyim. Bir taraftan tarım politikalarının kötülüğü, bir taraftan salgın hastalık, bir taraftan da fırtına nedeniyle burada seralar zarar görmüş. Üretici şu anda ürününü maliyetin altına topluyor, Evet, zararına o topluyor. halde çiftçinin durumuyla devam edelim Sayın Girgin. Şimdi hem koronavirüs nasıl etkiledi bunu da konuşacağız ama öncesinde o bahsettiğiniz fırtına sebebiyle oluşan zarardan bir başlayalım. Nedir durum? Yani Muğla'nın Seydikamer ilçesinde fırtına seraları yerle bir etti. Çiftçinin durumu nedir şu an için? Evet. Şimdi zaten çiftçimiz bu tarım politikaları yüzünden zaten zor durumdaydı. Şimdi korona salgını bunun bedelini daha da artırdı. Şimdi bunun üzerine bir de fırtına eklenince Fethiye ve Seydikamer'deki çiftçi bittim diye feryat ediyor. Şu anda mesela ben Kumluova mahallemizdeyim. Bu bölgede sadece 300 dekarlık sera zarar görmüş vaziyette. Yani domatesinden muzuna, biberine, patlıcana kadar seralar zarar gördü. Şimdi bir ay önce de tekrar aynı şekilde zaten fırtına yaşanmıştı. Zaten maliyetlerini bile karşılamıyor çiftçilerimiz. Ne yapılması lazım? Şu an onların elinden tutulması lazım. Bu bölgeler afet bölgesi ilan edilerek çiftçimizin mağduriyetinin önlenmesi lazım. Borçlarının
gerek özel bankalara, gerekse kamu bankalarına, gerekse tarım kredi kooperatifi olan borçları en az bir yıl faizsiz şekilde ertelenmesi lazım. Şimdi bir de şu var, mesela sadece buraya özgü değil, Türkiye'ye özgü, bizim çiftçimizin yaş ortalaması yüksek. Yani salgın nedeniyle doğru dürüst tarlaya gidemiyor şu anda. İhracat da azaldı. Çiftçi ürünü zarara topluyor. Ekim zamanı da geldi. Ekmesi var bunun, işte fidesi var, ilaçlaması, gübresi, mazotu, işçiliği. Yani bir de şu anda kimi yerde hasat zamanı, kimi yerde hasat ortası, kimi yerde de ekim yapılacak. Şimdi bugün çiftçi ekemezse hepimiz aç kalırız. Bir tarafta kötü tarım politikaları, bir tarafta salgın, bir tarafta zarar gören seralar. Şimdi bir de şunu sormak lazım iktidara. Vatandaşlarımızın vicdanına ben seslenmek istiyorum. Salgın nedeniyle paket açıklandı. Çiftçiye ne verildi? Veya hangi önlem alındı? Çiftçiye hakkı olan destek bile verilmedi. Yani 2007 yılından beri yasa gereği çiftçiye hakkı olan destek bile verilmedi. Gayri safi milli hasılanın %1'i her yıl destek verilir diyor. Verilmedi. Ne olması lazım? Üst üste gelen bu sıkıntılar koyduğumuzda, bırakın bu yılı, 2021 yılında şu anda tarımsal anlamda büyük bir kriz bizi bekliyor. Evet, bu peki noktada da kusura bakmasınlar, yani 19 yıllığına şirketlere para ödeyeceğinizde bunları erteleyin ve alım garantili, fiyat garantili çiftçiye ödeyin. Ödeyin ki şirketlerin değil çiftçinin yüzü gülsün. Çünkü onun yüzü güler de hepimizin yüzü güler yani. Bunun için buradayız bugün. Peki koronavirüs nasıl etkiledi çiftçi? Yani siz de orada çiftçiyle yakın temas halindesiniz. Neler söylüyorlar? Bu konuda örneğin gıda kıtlığı yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Çiftçinin durumu nedir? Koronavirüs başlığı altında değerlendirecek olursak ve örneğin gıda kıtlığı konusunda onların da bir uyarısı var mı? Çiftçi bugün ekemezse hepimiz aç kalırız. Çiftçinin gerekli tedbirleri alarak mutlaka ekimini yapması gerekiyor. Çünkü ekim zamanı. Bizim gördüğümüz kadarıyla Seyri Kemer'deki mahallelerde herkes maskesini takmış. Bir şekilde ürünü tarlada zarar edeceğini bilse bile ürünü toplama gayreti içerisinde ve gıda güvenliğimiz tehlikeye giriyor. Gıda güvenliğinde bu tehlikesini önlemek için tedbirler alınmalı. Sözün başında söyledim, 65 yaş ve üzeri, yani 55 yaş ve üzeri bizim çiftçimizin yaş ortalaması yüksek. Siz 65 yaşından sonrasını zaten sokağa çıkmadı, yasak getiriyorsunuz. Burada köylünün serasına gitmesinde, tarlasına gitmesinde de sıkıntı meydana geliyor. Bunu önlemek için mutlaka acil bir eylem planı yapılmalı. Çiftçinin ekim zamanında ekimini yapabilmesi için de gerekli koruma tedbirleri alarak bu ekibinin yapılması sağlanmalı. Yoksa zaten ithalatta çiftçimiz adeta terbiye edilmeye çalışılıyor. 100 milyar lira şu ana kadar 18 yılda ithalat yapmışız. 77 milyar lira ihracat yapmışız. Şimdi haberi açık veriyoruz. Şimdi haberi yine ithalata mı yöneleceğiz? Bunu önlemek için şu anda gerekli sağlık tedbirleri alınarak ekim zamanında mutlaka bu ekimler yapılabilmeli. Aksi takdirde zamanı geçince Mart ayında yapılması gereken ekimleri siz Mart'ta yapamadınız mı? Nisan ayında yapılması gereken ekimi Nisan ayında yapamadığınız zaman gıda güvenliğini bakımından tehlikeye girersiniz. O zaman sadece 2020 değil, daha sonraki yıllarda da bu ülkemiz maalesef ki daha sıkıntılı günlere gebe demektir bu. Evet Sayın Girgin, teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin telefon attığımızda